küçük dudağın söyledi şarkımızı. Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına. İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı. Değerli izleyenler, bir küçük anımı anlatarak başlayayım. 1967 yılında Ankara'da o dönemin çok etkili, çok gözde, revaçta bir gazinosuna gitmiştim. Henüz 10 yaşında bir çocuktum ve sahnede Nesrin Sipahi'yi dinlemek için gitmiştik esas itibariyle. Kendileri çıktılar, bir şarkı söylediler, birçok şarkı söylediler. Bunlar çok şık, çok güzel, çok etkileyici. Sesi zaten evde her gün plakta ve radyoda çınlıyor. Fakat unutamadığım bir şey, seyircilerden, izleyicilerden bir şey istedi. Tabii o seyirci-sanatçı ilişkisi içinde pek istediğini almadı gibi bir mizansen içinde. O zaman dedi, küstüm şurada otururum. Kendileri gittiler, sahnenin yanında küçük bir duvar vardı. Orada oturdular. Tabii salon alkıştan yıkıldı ve kemani o zaman Özer Altun'du. O bir taksim yaptı. Tekrar sahneye döndüler. Bu benim çocukluk hafızamda en unutamadığım anılardan birisi olarak kaldı. Ve şimdi bugün ben büyük bir mutluluk içinde Nesrin Sipahi hanımefendiyi programa davet ettim. Kendileri de lütfettiler. Beni kırmadılar. Teşrif ettiler. Buradalar. Tabii tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu sene Nesrin Hanım'a Kültür Bakanlığı özel büyük ödülü verildi. Elbette çoktan hak edilmiş bir ödül. Evet efendim, ben bu küçük anımı anlattım. Evet. O zaman Ankara'da Beyaz Saray müthiş bir yerdi. Evet. Nasıl hatırlıyorsunuz Antreli orayı? Antreli bir yerdi. Antreli bir yerdi orası. Orada içki falan yok. Yok tabii. Yani çok çok güzel konserlerimiz olmuştu orada. Hatta aileler kendi nevalelerini götürürlerdi. Evet, 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 öyle çok güzeldi. Çocuklar da geliyorlardı. İşte ben o çocuklardan biriydim. Evet. Efendim. Gayet güzel geçiyordu. Çok güzel. Evet. Şimdi orası adeta Ankara, ben sonradan düşündüm ve şöyle bir yorumda bulundum orası için. Ankara Radyosu sanatçılarının adeta bir tür icra-i sanatta bulundukları bir yer gibiydi. Sizinle evet. birlikte Güneri evet. Tecer, Kutlu Payaslı, evet. Ziya Taşkent, evet. Mustafa Sağyaşar, Yaşar Özel, evet. onları da orada dinledik. Evet. Bu ilişki nasıl cereyan ediyordu? Birbirlerine söylüyorlardı. O şey, orayı çalıştıran kişi tabii onlara teklifte bulunuyordu. Sırayla onlar işte bir sezonu öylece geçiriyorlardı bütün radyo sanatçılarıyla. Peki biraz geriye dönelim. Sizin çok benim açımdan ilginç bir sanat öykünüz var. Siz önce Batı müziğiyle başlıyorsunuz. Biraz evet. şan dersleri evet, alıyorsunuz. Evet, şan dersi alıyorum. Nasıl oldu o geçiş? Şan dersi alıyordum fakat bir aile dostumuz Ahmet Nuri Can Aydın İstanbul'da Belediye Konservatuvarı'nın müdürlüğünü yapıyormuş. O da udiydi ve bestekardı. İşte bir aramızda Türk müziği de söyleniyordu. Akşam Yeşilköy'de akşam işte ne olur güzel mehtaplı gecelerde filan. Çok şey olur canım. Siz oradan yetişmişsiniz. Türk sanat müziği söyleniyor. Evet. Onun üzerine dedi, senin sesin çok güzel şey yapıyor bizim şarkılarımıza. Ben sana ders vereyim dedi. Sonra peki dedim. Bu sefer peki. Türk müziği dersi almaya başladım. Ahmet Nuri Can Aydın'da. Şunu sorayım. Ama müziğe ve Türk müziğine bir ilginiz, bir yakınlığınız vardı var mıydı? Vardı tabii, vardı tabii. Onu da söylüyordum, onu da söylüyordum. Yani bir ona dönük bir ilgi sizde çok küçük yaştan beri teşekkür ettiğiniz. Evimizde annem söylerdi. Annemin evet. de sesi çok güzeldi. Evet. Söylenirdi. Bir şeyimiz, gramofonumuz vardı yanında. O çalınır. Onda çıkan plakları alırlardı o büyük
o 78'lik. Onları şey yaparlardı. Ben de söyleyeyim. Sonra radyo çalardı. Radyodan orada duyduğumuz. Orada var. İcralar var tabii. Orada. Peki sizi o tarihte özel olarak etkileyen bir ses var mıydı? Yani şunun sesi bana daha çok tesir ederdi diye radyo sanatçılarından veya evet. plak doldurmuş evet. olanlardan. Safiye Aylalar, Müzeyyen Senarlar. Tabii Safiye Hanım, babam da beğenirmiş Safiye Hanım'ı. Annemi götürürmüş Akıntı Burnu'nda, kazinoda filan şey anlatırlardı için. Onlar. Bizleri götürmezlerdi. Evet. Onları duyardım. Sonra Münir Bey'i. Evet. Bazı Yeşilköy'e gelirlerdi. Münir Bey gelirdi. Evet. Feyzi Aslangil, piyanist. Aa, piyanist. O bizim besteci. Aile dostumuz, komşumuzdu. Öyle mi? Evet, o Halet önemli. Ablayla evlendi. Evet. Eşi. Ondan sonra bayağı damat oldu yani. Evet, oraya, Yeşilköy'e. Halit Ziya Uşaklıgil Bey'in orada köşkü var. Evet, gördünüz, bilirim, tanıdınız mı? Bilirim, evet. Bilirsiniz. Onun torunu Ayşe Hanım'dan aynı okula giderdik. Gittiniz, arkadaş peki. sayılır. Şanlı gül bu bahçede aksın bütün hızı, bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Müziğine geçince o şan tekniğinden ve batı müziğinden bir yadırgamanız veya bu ikisi arasında büyük bir fark var şeklinde bir yorumunuz oldu mu? Yok, olmadı. 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 Kolaylıkla onu yaptınız. Olmadı. Bakın mesela benim çok abim münasebetiyle operacılarla falan da bir şeyim oluyordu. Onlar bazı Türk sanat müziği söylediklerinde söyleyemezlerdi. Evet. O gırtlak nameleri evet. olmadığı gibi gayet düz söylerdi, evet. söylerlerdi. Ben onları şey yapmadım. Hatta ilk radyoya girdiğimde Ruşen Bey, Ruşen Ferit Kam, evet. hocamız evet. bir beni ikaz etti. Sen Müzeyyen Senar mısın? Gırtlak nameleri yapma, düz oku filan diye. Akademik okuyuş yani. Evet. Bakın o kadar yani. Düz oku dedi. Evet. Ki demek ben gırtlak nameleri falan yapıyormuşum. Yeni çok başladığım zamanlar. Buna rağmen evet. Peki hemen sözü geçti, onu sorayım. Abiniz büyük tiyatro sanatçısı Nihat Akçan. Evet. Siz büyük bir ses sanatçısı. Bu ilginç bir aile. Yani iki büyük sanatçının yetiştiği evet. ailede buna dönük bir teşvik veya bir ilgi var mıydı? Yok, hiç yani babamız, annemiz bizi teşvik etmediler. Peki sanata nasıl karşı. Oldu? Bizim ona isteğimiz. Ona rağmen. İşte ben onu diyorum, bazı çocuklarım, benim oğullarım. Sen şey yapmadın, bizi desteklemediler. Sen müzik öğrenmek istiyorsan öğrenseydin diyorum ben çocuklarıma. Yani mesela. Bu evet, içinden gelen. Kendi koşturacak, kendi şey yapacak, çalışacak, edecek müzik öğrenmeye. Öyle, o şekilde. Ben bir daha sorayım. Çocuklarınızın müziğe dönük böyle bir ilgisi olmadı mı? Yok, olmadı. Onlar kendi hayatlarını. Bilakis ben onlara ders verdirmek istiyordum. Evet. Müzik dersi. Bu kadar ders var, bilmem nasıl onu yetiştireyim falan dedi birkaç. Evet. Tamam, kalsın dedim. Hiç evet. şey yapalım. Işık Lisesi'ne gidiyordu büyük oğlan. Evet. Ondan sonra işte müzik alma, müzik dersi alma dedim. Evet. Sen bak dedi, o zaman dedi bana dedi ısrar etseydin diyor daha sonra. Yok, ısrarla sonra bu iş büyüdükten olmaz. Sonra ve keşke dedi ısrar etseydim ben dedi devam etseydim dedi filan ama. Bize ısrar meydan oldu, olmadı o şekilde. Peki efendim şunu sorayım, sonra Şerif İçli'den ders alıyorsunuz evet. siz. Evet. Udi ve besteci. Evet. O nasıl birisiydi Şerif Bey? Şerif Bey de bayağı yüksek bir müzik hocalığı falan vardı.
O zaman ben gittim kendisinden şey bir radyo şey emisyonumdan sonra radyoda İstanbul Radyosu'nda şey yaptım kendisini. Dedim ben sizden ders almak istiyorum. Bana öyle dediler. Şerif Bey'den de. Ben dedi bir Zeki Müren'e gidiyorum dedi. O zaman evet, Zeki evet. Bey. Bir Hamiye Tanım'a bir de Şükran Özer'e dedi evet. ders veriyorum. Başka kimseye vermiyorum dedi. Evet. Bakayım dedi sen söyle bana dedi bir Uşak veya Rast bir şarkı. Nihavend olmasın dedi. Evet. Sevmiyor demek Nihavend. Nihavend işte biraz Batı müziği olduğu çalar için. Ya evet, efendim. Evet. O pekala dedim. Onun üzerine ben Şevki Bey'in Gülzar'a nazar kıldım. Viran'ın misal olmuş. Onu söyledim. Dinledi filan. Ha tamam dedi. İyi dedi. Peki siz söylerken o çaldı mı? Çaldı. Ya güzel. Ondan sonra tamam dedi. Sen dedi bana telefon edeceksin. Ben müsait olduğum zaman seni çağıracağım. Bana eve geleceksin, ders vereceğim dedi. Zeki Müren de o sıra yeni başlıyor herhalde. Yeni başlamış. Bayağı işte beğeniliyor. Radyoda programları var. Evet. Sonra siz birlikte çalıştınız ama Zeki Müren'le. Daha sonra çok tabii. Çok daha sonraları çalıştınız. Ankara Radyosu'ndan sonra. Gülzare nazar soru sorayım. Şerif İşli büyük bir besteci. Evet. Fakat siz, ben onu çok defalar dinledim. Bir Osman Nihat Akın evet. long play o zaman 33'lük yaptınız. Evet, evet yaptım. Çok mu sevdiniz Osman Nihat Akın'ı? Çok severim Osman Nihat'ı. Öyle mi? Yani bana bir İstanbul beyefendisini, onun şarkılarını dinlerken... Nihavend de var onların hepsi içinde. Hepsi var, Nihavend var. Kürlenici asker. Onu evet. dinlerken dediğim gibi bir İstanbul beyefendisi. Ve gayet şık, gayet güzel konuşan. Tanıştınız. Öyle bir... Ya ben tanışamadım. Hiç tanışmadım kendisiyle. Aa, hayır, çok ilginç. Allah nasip etmedi. Evet. Vefat etti o zaman. Evet. Ben Ankara Radyosu'ndaydım. Evet. Yani tanışmak nasip olmadı evet. ondan. Ben onu hep hayal ederim şarkılarında. Evet, evet. Ama onu çok sevdiğiniz için evet, o albümü yaptınız evet, o besteleri. Hayır, o, Şerif İşli değil onu yaptığınıza evet, göre demek ki onu evet, çok sevdiniz. Evet. Peki, Şerif Bey Nihavend'i belli ki sevmiyor diyelim. Veya Batı müziği. Sizin en sevdiğiniz... Veya beni şey yapmak için. Sınamak için. Sınamak için yani. Demek benim halimi de bir... şey Alaturka bu söyleyemez gibi mi gördün? Nasıl gördüyse hoca. İlle öyle olsun filan dedi bana. Sizin en sevdiğiniz makam hangisi? Ben bütün makamları severim. O öyle de. Evet. Bir tanesi biraz daha öne çıkmıyor mu? Ben de şey yaparım yani öyle fazla Nihavend filan değil de mesela Hüseyin'i bana bir şey verir. Evet. Severim Segah. Evet. Evet. Severim. Evet. Segah'ı ben de çok severim. Evet. Şimdi efendim şunu sorayım. Sonra İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu. Evet. Orada bir sınavı kazanıyorsunuz. Evet. Ankara evet. Radyosu'nda. Hatırlıyor musunuz? 500 kişi girdi. Sınava. Sınava. Kaç kişi kazandınız? 500 kişi girdi. 5 kişi kazandınız. Topu 20 kişi filan aldılar. Evet. Bu 20 kişinin de hepsini almadılar. Evet. Böyle safa evet yer kadro yok dediler. Evet anladım. Ne söylediğinizi hatırlıyor musunuz jürinin karşısında? Söylediğimi hatırlıyorum ben. Gene Şerif Hoca'dan geçmiştim onu. Hicaz, Şekerci Cemil Bey'in. Şarkısını söyledim. Yani bir nigah et ne olur halime ey Gonca diye. Çok de. Güzel şarkı evet. Ben de olsaydım o jüride birinciliği size verirdim. Jüride de bayağı şeydi. Münir Bey falan hep vardı bayağı. Kodamanlar. Evet, kodamanlar. Ben de çok o sözcüğü kullanırım. Evet. Bir nikahet ne olur hal.
Ankara Radyosu bir akademi gibi. Hocalar evet. var, eğitimler evet. var. Evet, dersler. Dersler var. Bayağı böyle sabah 9.30'da derse girilir. Öğleyin 12'de falan bitirilir. Mesut hep... Cemil Bey orada mıydı? Mesut Bey o zaman İstanbul Radyosu'na dönmüştü. Onunla tanıştınız mı? Tabii tanıştım, konuştum. Bana refakat ettik birkaç defa. Çaldı. Çaldı İstanbul Radyosu'nda. Peki. Tambur mu çaldı, violonsel? Violonsel çaldı. Violonsel çaldı. Peki efendim, sonra sahne. İyi ki çıkmışsınız, ben de sizi sahnede görmüş oldum böylece. O nasıl oldu sahneye geçiş? Sahneye geçiş ben evlendikten sonra tabii oldu. Şey yaptı. Çünkü babama bir sözüm vardı. Nedir o söz, sorabilir miyiz? Yani tamam sen radyoya giriyorsun ama radyoda söyle dedi. Ve içkili yerlerde söyleme dedi. Ama ben evlendikten sonra işimin biraz maddi durumu şey olunca, teklifler de gelince, iyi teklifler. Artık dedim benim babam yok başımda. Babam da vefat etmişti zaten. Eşim var. Her şeyi o karışıyor. Tabii. Artık o da uygun buldu. Bu sözü şey olur. Yani de peki, çalışırım dedim. Ama bakın önemli bir şey söylediniz. Teklifler geliyor dediniz. Evet. Demek ki o zaman sahne toplumun hayatında başlı başına bir faktör. Evet. Öyle evet, değil öyleydi, mi? Öyleydi. Sanatçılar öyleydi. Oraya çıkıyorlar. Evet. Orada icra-i sanat ediyorlar ve büyük bir ilgi var. Evet. Şimdiki gibi televizyon yok, görüntü olarak da alsınlar. Bunun temel sebebi o mu? Orada sanatçıları görebilmek. Görebilir. Tabii canlı evet. olarak görebilmek. Peki bir Ankara-İstanbul rekabeti var mıydı gazinolar arasında? Yoktu. İkisi de yoktu. Aynı evet. şekilde. Evet. Devam edip gidiyordu. Peki sahne başka bir ortam tabii. Sahnede biraz tiyatral olmak da belki gerekiyor izleyiciyle. Gayet tabii. Öyle değil mi? Gayet tabii. İlişki kurmak bakımından orada bir güçlüğünüz oldu mu? Bu geçişi nasıl yaptınız? Benimkiler tiyatrocu olduğu için sahne duruşu, selamı, şusunu busunu onlardan öğrendim. Ben size soracaktım siz cevabı. Önceden verdiniz. Öyle. Abiniz tabii, Yıldız Kenter tabii. Hanım'la olsa tabii, tarihte tabii. evli. Evet. Onlar size hafif bir şey gösterdiler. Hocalıkları olmuştur Allah için. Evet. Tabii. Yıldız'ın da, abimin de, Nihat'ın da. Müthiş hocalardan ders evet. görmüşsünüz. Peki, size özel bir soru soracağım. O da şu. O arada bir filminiz var. Ha bir tek o yegane. Bir yegane. Neden devam etmediniz? Hazır ailede evet. abiniz tiyatrocu, evet, evet. eşi Yıldız Hanım tiyatrocu. Evet. Sinemayı sevmediniz mi? Devamı neden gelmedi? O zaman böyle ne bileyim doğru dürüst bir senaryo vermediler elime. Aa evet. Gidiyorsunuz orada arkada ne söylüyorlarsa onu söylüyorsunuz. Halbuki ben yani senaryo olmalı elimde. Ben onu çalışmalıyım. Evet. Ona göre mimiklerimi, hareketlerimi bilmem hazırlamalıyım. Ondan sonra şeyin kameranın önüne çıkmalıyım. Siz tam tiyatro dersi almışsınız yani. Onu istiyorsunuz. Onlar olmadı. Onun için böyle olduğu takdirde çeviririm dedim. Peki şunu size sorayım. Bugün sahne eskisi kadar kuvvetli değil. Değil, hiç yok. Hiç yok, hemen hemen hiç yok. Hiç evet. yok. Türk müziğinin genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek icracılar bakımından, gerekse besteciler bakımından. Siz çünkü müziğe başladığınızda çok önemli bir dönem. Müthiş evet. bestecilerin olduğu, evet, evet. Saadettin Kaynaklar, Şerif İşçiler, evet. Osman Nihat Akınlar. Bugün nasıl görüyorsunuz? Bugün için var gene bir besteciler var. Ben yarışmalarına filan jüri üyesi olarak katılıyordum. Yani iyi besteler var yine, şarkılar yapılıyor ama çocuklarımız da iyi. Mesela Ankara Radyosu'nda yetişenler, burada konservatuvardan yetişen çocuklar, onlar hakikaten güzel sesli, gayet güzel şey yapıyorlar. Bir mektep, medrese görmüş çocuklar. İyi, yani sesler filan da iyi de zemin yok. Bunları nerede taşıyacak? İstanbul Radyosu mesela veya diğer radyolar, devlet radyoları ellerinde
yok şeyleri, yerleri. O ortam artık. Kadroları yok. Evet. Nerede bunlar çocuklar kendilerini göstersin? Şey, plak piyasası derseniz bu CD'ler yapılıyor. Onlar da büyük masraf yapımı. Bir plakçı bunun şeysini üstüne alamaz. Ancak siz şey yapacaksınız veya başka bir sponsor bir şey bulacaksınız. Evet. Yapacaksınız. Ancak o şartlarda. Peki bir şey sorayım. O zaman radyoda canlı yayınlar var. Emisyon deniyor. Ya tabii. Bu zor bir şey miydi? Nasıl bir duyguydu canlı yayın? Biz hep canlı yapardık tabii. Nadirdi böyle banta kaydedilmesi. Evet. Peki bir hata vesaire olduğu takdirde... O giderdi öyle. Öyle giderdi. Yani yapmayın hata deniyordu. Peki o öyle. Peki şunu sorayım. Yüzlerce plak yaptınız. Evet. Sonra onların bazıları CD'lere kaydedildi. Evet. Bugün öyle bir yaklaşımınız var mı? Bazı şeyleri tekrar icra etsem, bazılarını yeniden kaydetsem vesaire gibi bir değerlendirmeniz oluyor mu? Yok. Yani öyle bir teklif de yok bana. Yani evet. Gel şu şeyi. Kendi gücüm de yok benim yeniden bir plak bir şey hazırlayayım. Onun için duruyor öyle. Ayrıca evet. Eskileri kadar da kaliteli yapabileceğimi sanmıyorum. Yani o sesim yok. Zaman sese bir farklılaşma getiriyor. Peki o plaklar içinde önce şunu sorayım. Onları zaman zaman dinler misiniz? Artık mecbur kaldığım zaman dinliyorum. Hayır, mecbur olmadığınız zamanlar. Dinlemiyorum. Dinlemiyor musunuz? O zaman da öyleydim ben. Benim eşime derler, ay ne şanslı adamsın sen filan. Sanırlardı ki ben evde ona şarkılar söylüyorum, evet. Şey yapıyorum. Zavallı, hiç bilmez Söylemez ben. Miydiniz? Evde hiç söylemezdim ben. Evet, ilginç. Yani ben olsam lütfen şunu söyler misin diye. Yok, söyle. Peki, diyemezdin. Peki, onların içinde özel olarak sizin kendinize daha yakın bulduğunuz var mı? Belli ki Osman Nihat albümünü çok sevmişsiniz. Evet. Yurt dışında da bir plak yaptınız. Evet, Paris'te çıktıydı. Paris'te. Evet. O çok önemli bir evet. icra. Yurt dışında evet. da çalındı. Peki, bütün bunlardan sonra programı artık bitiriyoruz. Geriye baktığınız vakit, bu çok parlak ve başarılı bir kariyer. Yani hep zirvede oldunuz, özellikle sahne yaşantısında ve plaklarınızda. Türk müziği bakımından şunu da yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Vallahi bilmiyorum. Herhalde yok ki. Yok. Bu olsaydı içinizde evet. onu bugün söylerdiniz. Peki son olarak şunu soracağım size. Şimdi sahne hayatından sonra ayrıldınız. Evet. Bu size nasıl tesir etti? Yani bu şartların öyle gerektirmesiyle mi oldu? Yoksa siz artık yorgunluk hissettiniz veya başka bir nedenle mi sahneden uzaklaştınız? Bir defa sahneyi bıraktığım beni bir rahatlattı. Oh dedim. Dediniz mi? Dedim. Evet, bu önemli. Demek zor bir şey sahne zordu, hayatı. Zordu. Evet. Şimdi her gece çıkıyorduk. Haftanın iki günü makine yapılıyordu. Bayağı yorucu oluyordu. Hazırlanması sahne var, performansı. Hazırlanması sonra öyle bir şey ki benim çalıştığım yerde dediğim gibi yani içkili gazinoydu. Evet. Gelene itimat edemiyorsunuz. Kim geliyor? Evet. Bilemiyorsunuz. Evet. Ne çıkacak, ne edecek karşınıza? Evet. Bir öyle o heyecanla çıkıyorsunuz. Eşim biraz kıskançtı. Öyle mi? Ve biraz ataktı. Evet. Yani eğer benim bir şeyim olsa o atlar. Yani onlara meydan vermemek için bayağı şey yaptım. Evet. Ama siz mutlu, başarılı, tabii. uzun bir evlilik evet, çok. sürdürdünüz. Yani bizim hiçbir dırdırımız, gırgırımız olmadı birbirimizden. Bu çok önemli bir evet. şey, bu kadar uzun bir süre. Ve daima zirvede kalarak bu dönemi tamamladınız. Evet. Efendim çok teşekkürler. Lütfettiniz, geldiniz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir mutluluktu sizi çok, ağırlamak. Çok teşekkür ederim. Değerli Sağ izleyenler, efendim. Bugün büyük ses sanatçımız Sayın Nesin Sipahi
hanımefendiyi konuk ettik. Kendileriyle sahne yaşantılarını, radyo yaşantılarını, Türk müziğiyle olan elbette ilişkileri ve onlara bağlı diğer konuları konuştuk. Öyle anlaşılıyor ve şurası muhakkak ki Nesrin Sipahi bildiğiniz gibi değil. Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı, pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına, İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyle